Değerli izleyiciler, stüdyomuzdayız tekrar ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turizmi konuşacağız. Türkiye için oldukça önemli bir unsur değerli izleyiciler ve maalesef iade değiliz bence. Yıl sonu galiba 45 milyon turist hedefini yakalayacağız. Yaklaşık da 30 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor. Şu an 25 milyar doları geçmiş durumda. Fakat yeterli mi? Bence değil. 81 kenti olan, 81 farklı kentte farklı özelliği olan bir ülkeden bahsediyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili. Dört mevsimin yaşandığı bir ülke ve tarihi güzellikleri olan bir ülke, geçmişi o kadar eskiye dayanan bir coğrafya ve birçok medeniyetin imza attığı, iz bıraktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve dönüp dolaşıp gelen turist sayısı, elde edilen gelir. İspanya'nın geliri galiba 80-90 milyar avro düzeyinde. Bizim de aynı özelliklere sahip neredeyse. Ve bu daha da iyi olmalı bence Türkiye için. Gerçekten bu kadar nimeti tanıtamamak, bu kadar güzelliği tanıtamamak bütün herkes üzüyor aslında bu değerlerin farkında olan. Evet, turist sayısında bir artış var. Fakat beklendiği kadar yüksek bir artış değil. Tabii yeni hedeflerimiz var. Atılımlar yapacağız. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hedefi açıkladı. 50 milyonu geçmesi hedefleniyor turistin. 70 milyonu yaklaşması bekleniyor 2023 yılına doğru. O hedeflere doğru giderken tabii yapılması gerekenler var. Peki bunlar neler olmalı? Şu anda neler yapıyoruz? Ankara bazında turizm ne durumda? Türkiye'nin başkentinden bahsediyoruz. Birçok ülkenin başkenti o kadar popüler ki ve neredeyse bir ülke kadar turist ağırlıyor. Mesela Tayland'ın başkenti Bangkok, Fransa'nın başkenti Paris. Ya da birçok ülke, birçok şehir daha doğrusu ülke değil. Peki Ankara neden bu kadar turist ağırlayamıyor? Ankara'nın gezilecek yerleri yok mu mesela? Görülecek yerleri yok mu? Tarihi değeri yok mu? Bunları da konuşacağız. Ve konuğumuz TURDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Elmalı. Turizmciler Derneği Başkanı değerli seyirciler. Ve Faruk Bey ve tabii onun gibi Ankara'da İş yapanlar, turizm konusunda çalışanlar Ankara'da turizmin gelişmesi için çaba gösteriyor. Güzel de işler yapıyorlar, güzel de çabaları var. Ve bence meyveleri yakın zamanda da toplayacaklar. Peki neler yaptılar son zamanlar? İşte onları konuşacağız. Mesaj, fikir, yorum varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler sizler. Çok teşekkür ederim ben de. Yoğunsunuz galiba. Evet, oldukça yoğun. Hem Ankara hem Türkiye bazında. Aynen öyle. Ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İşler güzel, iyi gidiyor. Bu yoğun olmak bizi daha da heveslendiriyor, daha da önümüzü açıyor. İnanıyorum ki bu yoğunluğun meyvelerini sizin de söylemiş olduğunuz gibi kısa dönemde alacağımızı düşünüyorum. Ve tabii bir şeyler yaparken de bir kıpırdanmayı görmek ve sonucunun güzel geçeceğini beklemek de sizi daha çok şekillendiriyordur tabii. Tabii ki. Ya bu biraz tarım gibi düşünelim. Tohumları ekiyoruz. Tohumların karşısında meyveleri almaya başladıkça biz de iyice hevesleniyoruz yani. Hı hı. Turizmin çiftçileri olarak ektiklerimizi biçmek istiyoruz. Yavaş yavaş bunların karşılığını da almaya başlıyoruz tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi girişte 81 tane aslında farklı özelliği olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani 81 ilin hepsinin farklı farklı özellikleri, farklı farklı dokuları var. Birçok ülkede olmayan özelliklere sahibiz. Hem insan olarak hem coğrafya olarak bu işe çok uygunuz. Bence rengarenk bir ülke. Evet, evet. Hem misafirperverliğimiz, hem insani yanımız, hem doğamız. Yeme içme kültürümüz. Evet, yani zaten yiyecek olayını ben yurt dışı seyahatlerimizde ne zaman katılsam Türkiye dediğim zaman insanların aklına hemen Türkiye'nin kebap yemekleri geliyor yani. Evet, kebabı geliyor, döneri geliyor. Yani biz bunların elimizde birçok done var. Bunları doğru hepsini bir araya getirdiğimizde karşılığını alamama gibi imkanımız mümkün değil. Bir de Faruk Bey, bu turizm konusu şöyle bir mesele, sadece turizmci kazanmayacak. Şimdi Bakan Mehmet Nuri Ersoy bir turizm firmasının sahibi ve turizm işinden gelen bir isim. Bence çok iyi bir bakanlık tespiti oldu orada olması. İşi bilenlerin de bir şeyler yapması sektörü ilerletiyor ve sektörün ilerlemesi şahsen benim için Ankara'nın bir Paris kadar ya da Paris'e varmaya gerek yok, Eskişehir kadar turistin gidip geldiği bir yer olması beni de mutlu eder mesela. Dönüp dolaşıp Ankara'da ne var diyoruz, gezilecek neresi var diyoruz. Şimdi bunları konuşacağız. Bir video var, onu bir paylaşmak istiyorum izninizle.
Sizin çalışmanız var. Başkent Seni Bekliyor projesi kapsamında bazı öğrenciler Ankara'ya geldi. Evet. Önce izleyelim isterseniz. Tabii ki. Sonra mı konuşalım? Ya da bunu bir dakika biraz sonra konuşalım. Şimdi şöyle şuraya gelelim. Neden gelmeden, buraya gelmeden önce Ankara'nın şu anki durumun neden böyle olduğunu bir konuşalım. Tabii. Neden bir Paris, Bangkok değiliz? Neden Ankara deyince sadece bir bozkır ve Türkiye'nin başkenti ifadesi geliyor aklına? Birazdan da bu videoyu geçelim. Tabii Ankara biraz arka planda kalmış bir şehir turizm anlamında. Ankara Türkiye'nin başkenti olması hasebiyle siyasetinde merkezi, göbeği. Yıllarca hepimizin bir algısı vardı, memur kenti, memur şehri diye. Ama son dönemlerde baktığımızda Türkiye'de en yaşanabilir kentlerden bir tanesi. Hatta birinci sırada neredeyse. Gelir seviyesi çok yüksek, ulaşım anlamda çok rahat, birçok tarihi alanı mevcut. Fakat biraz biz kendimizde de aramamız lazım bunu tabii. Yani biraz kendimizde de bunu tartmamız, ölçmemiz lazım. Geçmiş iki ay önce bir etkinlik yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Travel Talks diye bir etkinlik. Orada da bunu konuştuk. Bunları konuştukça aslında değer kazanmaya başlıyor. Yani neden Ankara'da bu konuda eksik olduğunu konuşmaya başladıkça daha çok göz önünde olmaya başlıyor. Ankara dediğiniz zaman insanların aklına ilk gelen şey siyaset. Yani biz bunu bir kırmamız lazım, yıkmamız lazım. Memur şehri, evet. Kasvetli bir şehir. Ankara kesinlikle bir şehir. Öyle bir şey değil. Yani Ankara tarihinde, göbeğinde, turistik anlamda ciddi alanları olan, lokasyon olarak Türkiye'nin göbeğinde olması hasebiyle birçok etrafındaki şehri de aynı zamanda besleyen bir yapıda. Biz bunları ön plana çıkartmaya başladıkça aslında etkisini de alıyoruz, karşılığını da alıyoruz. Çok yakın zamanda yaptığımız bir araştırmada Ankaralı ya da Ankara'da yaşayan insanların daha çok gezdiğini görüyoruz Ankara içerisinde. Hı hı. Mesela müzelerde bir artış var. Müzelere giriş sayılarında bir artış var. Bu olumlu bir sonuç. Diğer etkinlik alanlarında, konserlerde, yapılan etkinliklerde ciddi bir artış var. Doğru taraf, son 2-3 yılda tabii. Evet. Çok ciddi bir etkinlik konuda etkinlikler yapılıyor. Bu biraz arz taleple alakalı. Yani siz talep gösterdikçe aslında arz da kendi kendine oluşmaya başlıyor. Ama arzı sunarsak da talep de tabii, geliyor. Tabii talep oluşuyor. Bunu biraz doğru dengelemek lazım. Biz hep sizle de konuşmuştuk bunu. Ankara bu konuda biraz zincirlerini kırması gerekiyor. Özellikle Ankara'da söz sahibi olan, Ankara'yı yöneten herkesin, bizlerin, sizlerin, tüm sivil toplum örgütü liderlerinin, belediye başkanlarımızın, iş adamlarının bunu topyekün aslında yapması gerekiyor. Çünkü bir şehir ancak tamamıyla hazır olursa kendini pazarlayabilir. Bizim köşede simit satan amcamızdan ayakkabı boyayan kardeşimize, restoranda hizmet veren garson arkadaşımıza, otelde hizmet verenlere, taksicimize, hepsinin bu işe hazır olması lazım. Bunu sağladığımızda Ankara, o bahsettiğiniz şehirlerin turist oranlarını yakalamaması işlemle değil. Her şehrin kendi özellikleri var. Ankara'nın da kendine göre farklı dinamikleri var. Ön plana çıkartabileceğimiz potansiyellerimiz var. Sizi daha önce de konuşmuştuk. Sağlık turizmi bunlardan bir tanesi. Fuar ve kongre turizmi Ankara'nın olmazsa olmaz, hakikaten kurtuluş reçetesi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ben inanıyorum ki Ankara doğru noktaya ulaşacaktır. Mesela bir örnek vereyim size Ankara'ya dair. Ankara'da yaşayanlar da Ankara'nın pek farkında değil aslında. Türkiye'nin farkında olmadığımız gibi Türkiye'nin ne kadar güzel ve değerli olduğunun. Geçen gün Ulus'ta dolaşırken şunu fark ettim. Roma Hamamı'ndan Augustus Tapınağı'na giden bir yol. Yo. Ankara Valiliği'nin tam ön tarafında. Şimdi tarihe neden böyle bir kapatma yaptığımızı anlamış değilim, kamufle yaptığımızı. Valiliğin bahçesinde bir cam ekan var. Ufak bir cam ekan. Altından bir yol gidiyor. Roma döneminden kalan bir yol. Evet. Binlerce, binden belki 2000 yıla yakındır bir tarihi olan bir yol. Bir, tarih toprak altında. Bunlar aşağı çıkartılabilir. İki, farkında değiliz. Ulus bile
bence baştan bir dizayn edilebilmeli tarihi eserler korunarak. Hı-hı. Bazı dağınıklıklar var. Eski bir şehir kavramı yaratılmalı. Old Town kavramı, kale Hı-hı. tarafında o kavram yaratılmalı. Altında da bir görsel bozukluk var, altına tarafında yıkılan gece konular. Oralar bir güzelleştirilmeli. Ve bence Ankara çok kısa zamanda aslında belli yapılacaklar. Çok daha iyi bir yere getirilebilir turizm konusunda. Ne Kesinlikle. Dersiniz? O Roma hamamına gittiğinizde görmüşsünüzdür. İşte bir yol devam ediyor. O kaleye kadar giden evet, bir yol var. Evet, evet. Hatta biz... Tapınağı falan geçen, tapınağını geçen evet, bir yol. O camekan dediğiniz kısımda, valinin oradaki kısımda bir kısım görebiliyorsunuz aslında. Onun üzerinde bazı işte bazı yapılar oluşturulmuş. Ben şöyle şimdi hep örnek veriyoruz. Yani bazı şeyleri yeniden keşfetmeye gerek yok. Aslında elimizde çok iyi doneler var. Hı hı. Sizin dediğiniz gibi orada eski hayatı, tarihi canlandıracak hale getirebileceğimiz bir yenileme çalışması, restorasyon çalışması yapabilsek ben inanıyorum ki müthiş bir karşılığı olacaktır. Tabii ki. Çünkü yakın zamanda bir turist kafilesiyle bir restoranda denk geldik. Kendi aralarında sohbet ediyorlar. Bizden daha farkındalar. Öyle söyleyeyim yani. Aynı bu konuştuğumuz konu konuşuluyordu. Rehber arkadaş da diyorlar ki ya bugün Roma Hamamı'nı gezerken o kaleye çıkan yol neden yapılarla kapatılmış? Çünkü baktığınızda siz tarihi dokuyu ne kadar korursanız aslında o kadar bir taleple karşılaşıyorsunuz. İnsanlar o dokuyu görmeye geliyor. Bizim elimizdeki o yapı ortaya çıkartılsa herhalde tahmin ediyorum Ankara'ya ciddi bir kültür turisti akını olacaktır. Muhakkak. Ya baktığımızda çünkü Ankara bir anlamda geçiş noktası olarak kullanılıyor. İşte Kapadokya var. Kapadokya'ya giderken özellikle uzak doğulu misafirlerimiz Ankara üzerinden devam ediyor. Bir gece Ankara'da kalıyorlar. Bir gün kalıyor ama sadece. Evet, bir gece Ankara'da kalıyorlar. Ya biz onları bir gece daha fazla konaklatabilsek müthiş bir şeyle karşı karşıya kalırız. Burada biraz biz kendimizi sorgulamamız lazım. Kesinlikle katılıyorum. Ama bu en başta da söylediğim gibi tek başına olacak bir şey değil. Sadece yerel yönetimin, sadece hükümetin yapacağı bir şey değil. Bizim külliyen bu işi de istememiz lazım. Şehir olarak istememiz lazım. Çünkü bunun yansımalarını, olumlu yansımalarını da şehir olarak göreceğiz. Bunu sağladığımızda turist kesinlikle talep gösterecektir. Hem yerli hem yabancı. Yani Ankara'nın ben turist problemi yaşayacağını düşünmüyorum. Biz bu konuda çok üzgünüz. Evet, kendi aramızda da konuşuyoruz. Geçenlerde çok sevdiğim bir dostum böyle bir yorum yaptı. Çok da doğru bir tespit. Ankara'da mecburiyet turizmi dedi var. Neden? Ankara'ya insanlar gelmek zorunda. Siyaset için, iş hayatı için, öğrencilik için. Yani aslında mecburi halde bile böyle. Demek ki biz doğru alanları kullanmaya başlasak Ankara çok bambaşka bir noktada olacak. Videoyu izleyebilir miyiz o zaman? Evet. Çocuklar Ankara'ya geldi galiba değil mi? Ekrandaki fotoğraf Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Evet, eski birinci meclis. Burası kale. Şöyle bir bakalım fotoğraflara. Evet. İzleyelim ardından tekrar konuşalım. Projenin evet. nedir kapsamı içeriği? Şimdi Faruk Bey çocuklar var. Galiba 8-9 yaşında kareden bir fotoğraf evet. bu arada kare surlarından. Bu çocuklar nereden geldi? Niye geldiler? Şöyle, nedir projenin içeriği? Bir projemiz vardı. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Başkent seni bekliyor diye. Bu projenin amacı şu. Türkiye'nin dört bir tarafında Ankara dahil olmak üzere. Ankara'da da Ankara'yı siz dediniz ya bilmeyen insanlar var. Ankara'yı gezmeyen insanlar var. Biz başarılı öğrencileri Ankara'ya getirelim. Bu sadece turistik bir gezi olarak kalmasın. Sadece Ankara'nın kalesini, sadece Hacı Bayram'ı, sadece Anıtkabir'i gezdirmekle kalmayalım. Biz aynı zamanda bu ortaokul ve lise öğrencilerini getiriyoruz Ankara'ya. Bu kapsamda hedefimiz şu. Başarılı öğrenciler hem başkentini tanısın, Türkiye'nin başkenti neresi, hem de bunlara bir hedef de koyalım, bir vizyon programı olsun bu. Ne yapıyoruz? Getirdiğimiz öğrencileri teknokentlere götürüyoruz. Teknoloji merkezlerine götürüyoruz. Üniversitelere götürüyoruz. Bazı sanayi bölgelerine götürüp fabrika ziyaretlerinde bulunduruyoruz. Ama bunun yanında meclise de götürüyoruz. Bunun yanında kaleyi de gezdiriyoruz. Bunun yanında sosyal etkinlikler de düzenliyoruz. Geldiklerinden itibaren uçaktan indiklerinde
Rehber arkadaşımız şu mesajı vermeye başlıyor gelen arkadaşlara. Burası Türkiye'nin başkenti. Türkiye evet buradan yönetiliyor. Sizler de gelecekte buralarda olabilirsiniz. Yani bir hedef koyuyoruz aslında. Bu bir turistik programdan ziyade aslında bir vizyon programı. Gençlere, çocuklara gelecekte neler yapabileceklerini, neler yapmaları gerektiğini hedeflendiren bir program yapıyoruz. Biz bunu kendi çabamızla, kendi uğraşlarımızla gerçekleştiriyoruz ama sağ olsun bize sponsor olan, bize destek veren birçok kurum kuruluş da mevcut. Bu anlamda 2-3 aydır bu programı yapmaya başladık. İnanılmaz etkilerini görüyoruz. Çünkü Van'dan da öğrenciler geliyor, Samsun'dan da öğrenciler geliyor, Konya Kayseri'den de geliyor. Ve düşünün ki bu, evet bu çocuklar hiç Ankara'ya gelmemiş ve daha doğrusu gelenler de sadece kaleyi gezmiş, Anıtkabir'i gezmiş ve geri gitmiş. Bizim hedefimiz o değil. Sağ olsun Ankara Ticaret, bu görüntü mesela Ankara Ticaret Odası'ndan bir görüntü. Ankara Ticaret Odası'na götürdük. Ticaret Odası Başkanımız ev sahipliği yaptı. Bu Muş'tan getirmiştik bu öğrencileri. Muş'tan gelmişler. İlk defa uçağa binen öğrenciler var. Ya bunların gözlerindeki ışıltıyı, gözlerindeki parıltıyı gördüğünüzde aslında ne kadar doğru bir iş yaptığımızı biz bir kez daha anlıyoruz. Ben giderken birçok öğrenciyle konuşma fırsatı buldum. Dedim ki ne yapacaksın? Ben dedi avukat olacağım. Baroya götürmüştük. Ben dedi birisi dedi ki ben milletvekili olacağım. Ben dedi iyi bir öğretmen olacağım. Birisi dedi ki ben teknoloji üreteceğim. Bizim hedefimiz de şu. Diyelim ki 10 bin tane öğrenci getirdik Ankara'ya. Bu başkent seni bekliyorum amacı bu aslında. Hedefimiz de 10 binde bir. Ya 10 bin öğrenciden içlerindeki bir tane öğrenci bile olsa faydamız olabiliyorsa ve gelecekte biz ona bir vizyon yaratabiliyorsak, gelecekte memleketi için, ailesi için, kendisi için faydalı bir iş yapabiliyorsa biz hakikaten başarılı olmuş oluyoruz. Şu anda bu projeyi biz yavaş yavaş biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. Aslında bu proje biraz daha bizim kapsamımızdan ziyade ben devlet politikası olması gerektiğini düşünüyorum bu işin. Çünkü öğrencilere kültürel geziden ziyade bizim onları kalkındıracak, gelecekte hedef koyacak projelere ihtiyacımız var. Bunu biz niye yapıyoruz? Ama aynı zamanda Ankara'nın turizmine de çok büyük katkı sağlıyor. Gittikleri zaman kendi şehirlerinde ailelerini, arkadaşlarını Ankara'ya anlatıyorlar. Doğru. Biliyorsunuz ben eve gittiğim zaman çocuğumu dinliyorum. Okulda neler yapmış, nereyi gezmiş. Şimdi en önemli reklam çocuğunuzdan dinlediğiniz şeyler. Gittiği zaman kendi şehrinde size başkenti anlatıyor. Burada yaşanılanları anlatıyor. Ama aynı zamanda sanayide gördüğü teknolojiyi de anlatıyor. İşte teknokentlerde gördüğü öğrencilerin yaptığı cihazları da anlatıyor. Kendine de bir hedef koyuyor. Bunu biz devlet politikası haline getirebilirsek, bizim burada iki hedefimiz var. Öğrencilerin gelecek dönemde daha vizyonlu, daha hedefli bir çalışma içerisinde olması. İkinci hedefimiz de Ankara turizmine katkı sağlaması. Çünkü biz bu öğrencileri getiriyoruz, uçakla getiriyoruz, hava yollarına çok büyük katkısı var. Ankara'da gezdiriyoruz, taşıma firmalarına çok büyük katkısı var. Otellerde konaklatıyoruz, otellere müthiş katkısı var. Restoranlarda yemek yiyoruz, restoranlara katkısı var. Rehber çalıştırıyoruz. Yani postaneye, pastaneye, her yere gidiyoruz. Düşünün ki ticaret hacmini inanılmaz bir, büyük bir yelpazeye dağıtıyor aslında. Bunu sağladığımızda Ankara turizmine emin olun çok büyük bir katkı sağlayacağız. Biraz bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bu sadece bizim elimizi taşın altına koymamızla olacak bir şey değil. Biz biraz daha burada geniş, özellikle ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada sadece bir turistik program değil, aslında bir eğitim de veriyoruz biz. Yani gelen öğrencilere biz uçaktan inip otobüse bindiği andan itibaren hem Ankara'yı anlatıyoruz hem de geleceği anlatıyoruz. Onların nerelerde tarihini, evet. Cumhuriyetin kurulduğu yerde öğrenmeleri, evet, bambaşka bir tarihi anlatmak var sadece. Bir de onu göstermek var. Mesela çok büyük bir fırsat Ankara'da olmak. Şöyle bir fırsat. Müzeler var tek tek. Onlar gezilebilir ve evet, Cumhuriyetin nasıl kurulduğu birinci meclisten, ikinci meclis binasından örneklerle anlatılabilir, görülerek anlatılabilir. Dokunarak çocuklar daha iyi kavrayabilirler. Anıtkabir'de Atatürk'ün behasını, cesaretini, zekasını oradaki okuduğu kitaplardan ve yaptıklarından görerek anlayabilirler. Böyle bir fırsat var tabii ki tarih açısından da. Tam öğrencilerden bahsetmişken turizm öğrencileri değil mi sadece? Yok hayır.
Birçok alanda okuyan. Hiç öyle bir şey yok. Biz burada... Gerçi ilkokul da var zaten. Tabii tabii, bölgenin il Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, valilik ve kaymakamlıklarla ortaklaşa çalışıyoruz. Mesela Muş kaymakamımız sağ olsun çok orada çok uğraştı. Getirdiğimiz öğrencileri özellikle kendisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber tespit ederek başarılı. Hakikaten bu anlamda kendi bir şeyler yaratabileceği bir şey. Buradaki en önemli şey de şu tabii. Bizim öğrencileri getirdiğimizde şununla karşı karşıya kalıyorlar aslında. Kendi şehirlerinden geliyorlar. Kendi şehirlerinin bir örneği var. Bir de geliyorlar burada başkenti görüyorlar. Biz bu projeyi ilk çıkarttığımızda ben bir şehrimize gitmiştim. Orada birkaç öğrenciyle sohbet ederken, tabii Ankara'dan geldik. Espri olsun diye bir soru sordum. Dedim ki ya Türkiye'nin başkenti neresi arkadaşlar? Ben oradan geliyorum dedim. Farklı cevaplar aldım ben. Farklı. Evet. Yani Ankara diyenler de oldu, demeyenler de oldu. Farklı şehirleri söyleyenler de oldu. Ben orada kendimi sorguladım aslında. Ankara'da yaşayan bir birey olarak, Ankara'da bir sivil toplum örgütünde başkanı olarak dedim ki ya bizim bir şey yapmamız lazım. Orada çıktı aslında bu proje biraz da. Yani biz bu arkadaşları, bu öğrenci kardeşlerimizi biz bir şekilde getirmemiz lazım Ankara'ya. Başkentin neresi olduğunu iyice bir anlatmamız lazım. Doğru. Sizin dediğinize çok katılıyorum. Kitaptan okumakla olmuyor sadece. Gelip yerinde gördükleri zaman çok daha büyük bir etki yaratıyor. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl ayrıldılar onu soracaktım. Fotoğraflar hep böyle tebessüm dolu, yüzleri giderken vallahi şöyle, mutlular mıydı? Çok. Yani biz hatta bir kardeşimiz vardı. Ben dedi burada yaşamak istiyorum dedi. Yani Ankara'da kalmak istiyorum. İnanılmaz mutlulardı. Biz şimdi bize mektup yazmışlar. Yani mektup bırakmışlar. Ya ben onları okuyorum. Bunları okudukça insan tabii daha çok insan getirmek, daha çok gençleri getirmek istiyor buraya. Müthiş bir karşılığı vardı. Ben inanıyorum ki bu tarz etkinlikler bizim ülkemize çok büyük bir hizmet. Hı hı. Çünkü bizim en büyük sermayemiz, en büyük yatırımımız çocuklara, gençlere. Onlar bizim gelecekte bizim yerimizde olacak. Bu ülkeyi yönetecek. Bu ülkede ticaret yapacak. Bu ülkeyi kalkındıracak kişiler. Tabii ki, tabii ki. Bunu sağladığımızı gördüğümüz zaman aslında ben diyorum ki evet doğru bir iş yapıyoruz. O yüzden müthiş bir tebessümle yolculadık hepsine. Çok keyiflilerdi. Çok güzel. Şimdi deniz görünce genelde heyecanlanır çocuklar da, deniz görmeyenler vardır. Tabii Türkiye'nin başkenti, ülkelerinin başkentini görmek de onlar için bir heyecan ve mutluluk vermiştir muhakkak. Turizm okullarını merak ediyorum. Tam öğrencilerden bahsetmişken o yüzden onu sordum mesela. Türkiye'de yeteri kadar turizm okulu var mı? Çünkü bunu şu açıdan soruyorum. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı dediniz ve biz galiba bir yeri kaçırdık. Turizme çok basit bir gözle baktık. Sanki her halükarda işleyecek. Zaten denizimiz var. Gelen gelir, gelmeyen gelmez gibi bir mantıkla baktık. Son yıllarda fark ettik bence turizmin ne kadar önemli olduğunu. Ve gelen turist sayısının ne derece para bıraktığını ve bacasız bir sanayinin ne kadar değerli olduğunu. O boşluklar var. Şöyle, aslında Türkiye'de çok fazla turizm fakültesi var. Son dönemlerde açılan fakültelerle beraber ciddi anlamda hem otelcilik anlamında hem seyahat ajantacılığı anlamında çok fazla yeterli öğrenci, evet çok fazla öğrenci yetişiyor. Fakat şöyle bir sorun var bizim turizm fakültelerinden mezun olan arkadaşlarda. Mezun olduktan sonra turizmi tercih etme oranına bakmak lazım biraz. Yani devamında farklı alanlara geçiş çok fazla. Çünkü turizm biraz sizin dediğiniz gibi biz son dönemlerde fark ettik. Yani son belki 10 yıldır hakikaten turizmin Türkiye'ye çok büyük girdi sağladığını, döviz anlamında çok büyük kazanç elde ettiğimizi, cari açımıza ne kadar büyük katkı sağladığını, orayı kapatmak anlamında çok büyük fayda sağladığını görüyoruz. Bizim şu anki mevcut çalışan kalitemiz çok iyi. Çok iyi. Bunu abartmadan söylüyorum. Hı hı. Çünkü dünyanın birçok noktasını geziyoruz. Hem seyahat ajantacılığı noktasında, hem otelcilik anlamında, hem rehber anlamında, turizm taşımacılığı anlamında biz ülke olarak çok iyi bir noktadayız. Çünkü bizim bu genlerimizde var. Hizmet sektöründe biz çok başarılıyız. Yani biz biliyorsunuz evimize gelen misafire bile
karnı toksa yemek yediren bir kültüre sahibiz. Güler yüzlü, evet, güler yüze sahibiz. Yani misafir ağırlamaya bayılırız. Her gelen turiste, yerli yabancı, biz kendi evimize gelen bir misafir gibi davranıyoruz. O yüzden aslında bizim ülkemizin son dönemlerde popüler olmasının, evet, elimizde çok iyi malzemeler var. Deniz, kum, güneş, doğa, kayak, hepsine sahibiz. Ama insan kalitemiz de çok iyi. Öyle söyleyeyim. Yani yabancı dil bilen personellerimiz hala gün geçtikçe artıyor. Özellikle son dönemlerde yeni neslin ciddi bir ilgisi var. Sosyal medyanın çıkmış olmasıyla beraber aslında turizm daha farklı bir segmente geçti. O yüzden biz bu konuda iyiyiz. Daha iyi olabilir miyiz? Elbette ki olabiliriz. Şunu sağlamamız lazım. Turizm bölümünde okuyan arkadaşlara özellikle benim tavsiyem şu. Okulu okurken aynı zamanda okulla birlikte turizm alanında da bence çalışmaya da başlamak lazım. Turizm biraz kitapta okunan bir meslek değil. Yaşanan bir meslek. Yaşanması lazım. Evet. Yani işin içine girilmesi lazım. Havaalanında bir misafir nasıl karşılanıyor? Otelde bir misafire nasıl davranılıyor? Ben garsonluk mesleğine çok büyük saygı duyuyorum mesela. Çünkü müşteriyle en yakın temas kuran kişi. Mekanı bitirin. Evet. Yani garson arkadaşların bu anlamda çok büyük bir önemi var. Servis yapan arkadaşların müthiş bir önemi var. Burada siz önüne koyacağınız bir servis tabağının nasıl koyduğunuz, nasıl davrandığınız turistin aslında kalitesini de arttırıyor. Ya bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. O yüzden öğrenci arkadaşlara ben hep tavsiye ediyorum. Üniversitelere gidiyoruz bazen konuşmaya. Ben diyorum ki ya sizden tek ricam var. İlki kitap okumanız, tabii bolca kitap okumanız. İki, turizm alanında çalışmanız. Yani okurken bunun yanında bir yerde de çalışıyor olmanız. Ya yani staj yapar gibi mesai saatleri içerisinde olmasa bile farklı alanlar. Çünkü turizm 24 saat yaşayan bir meslek. Yani siz diyelim ki öğlen 3'e kadar okulunuz var. 3'ten sonra kendinize bir part-time bir iş bulabilirsiniz. Hafta sonları iş bulabilirsiniz. Turizm bu anlamda çok geniş bir yelpazesi var. Hı hı. Bunu sağladığınızda mezun olduğunuzda aslında bir 5-10 adım ileride oluyorsunuz. Bir tecrübeye sahipsiniz çünkü. Şey de söyleyebiliriz Faruk Bey. Mesela turizm bir meslek sonuçta. Bu turizmden mesela bizim bu yılki hedefimiz 34,5 milyar dolar. Geçen sene 29,5 milyar dolardı, yani 30 milyar dolar. Ortalama olarak 6 lira dersek 180 milyar TL para geliyor. Az bir para değil. Evet. Şimdi bu parayı artırmak. Mesela 2023'teki hedefimiz ise daha da fazla 54 milyon turist, evet, ve geliri daha da artırmak, artık 50 milyar dolara doğru yaklaşmak galiba. Yakalanabilir mi? Evet. Ve gelir ne kadar da artarsa o kadar çok para kazanacak Türkiye. Tabii. Kurumlar o kadar çok kazanacak. Kesinlikle. Orada çalışanlar. Yani turizmi sadece 3 aylık çalışılan bir dönem olarak bakmamak lazım. Sezonluk, işte Mayıs'ta gittim, Eylül'de döndüm. Aman 3 aylık paramı kazandım, geldim, hem tatil yaparım hem çalışırım. Özel bir anlamı, özel bir yeri var. Dediğiniz gibi garsonluk ve bence tüm meslekler aynı derecede aynı öneme sahip. Sadece aldıkları paralar ve prestiji biraz daha farklıdır. O da toplumsal değerlerle alakalı ama her meslek çok önemli ve bence turizmin de spesifik anlamda özel bir yerinin artık belirlenmesi, anlaşılması lazım. Bir turizmde çalışan garson orada olmalı sürekli. 3 ay çalışıp başka bir iş yapmamalı Ankara'da ya da herhangi bir yerde. Kesinlikle katılıyorum. Burada çünkü sürekliliği sağladığınız zaman aslında hem çalışan açısından hem de çalıştığı yer açısından fayda daha fazla oluyor. Çalışan vermiş olduğu performanstan dolayı geliri artıyor. Tabii. O sürekli orada çalıştığından dolayı da çalıştığı yere de bir fayda sağlıyor. Aslında onun da geliri karşılıklı bir fayda ilişkisi var. Hı hı. Hem çalıştığınız yere hem çalışan kişiye. Biz şu anda 9 aylık verilere baktığımızda 41 milyonun üzerinde bir ziyaretçi, evet, var. Ya demek ki biz 45 milyonlarda biz bu seneyi kapatacağız gibi gözüküyor. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi 25 milyar dolar üzerinde bir gelir gözüküyor. Bu da tahmin ediyorum 30 milyar dolar civarında bir gelirle kapatmayı hedefliyoruz. Bu iyi bir rakam. Kötü bir rakam değil. Ama hep biz daha iyisini istemeliyiz. Hı hı. 2023 hedeflerinde bahsettiğiniz gibi 75 milyon turist,
65 milyar dolar bir gelir hedefi var. Bu çok zor bir rakam değil. Daha iyileri de yapılabilir. Ama biz adım adım doğru planlamalarla bunu götürebiliriz. Sadece amacımız şu olmamalı. Çok turist ağırlayalım. O şekilde gelir hedefini sağlarız. Mümkün değil o zaman. Kesinlikle. Yani burada mesela siz de bunu daha önce de konuşmuştuk. Fiyatlar yükseldi. Tabii döviz dengesinden dolayı, arz talep dengesinden dolayı konaklama fiyatlarında bir artış oldu. %30, %40 civarında bir artış oldu. Hem iç pazarda hem dış pazarda. Biz bunu iç pazarda daha fazla hissettik. Çünkü zaten yabancı turist dövizle geldiğinden dolayı onun ödediği para hemen hemen aynı. Ama biz tabii ki TL bazında ödeme yaptığımızdan dolayı, turist verileri de dolara göre hesaplandığından dolayı bize biraz daha yansıması farklı oluyor. Ama zaten biz 3-4 yıldır zaten aslında çok uygun fiyatlara tatile gidiyoruz. Çok uygun fiyatlarda seyahat ediyoruz. Bu fiyatlar belki olması gerektiği yerlerde bile değil. Ama biz bunu adım adım, adım adım gelir seviyemizde tabii ki toplumsal gelir seviyemizi arttırarak yükselttiğimizde yabancı turist kalitesi de artacak bu anlamda. Yabancı turistin kalitesi artmaya başladıkça biz bu sefer turist sayısından ziyade gelir sayımıza bakacağız. Toplam ciromuz bizim buradaki önem arz eden. 75 milyon turist getirmeyelim, biz 50 milyon turist getirelim ama 100 milyar dolar gelir elde edelim. Tabii. Az önce bahsettiğiniz birçok Avrupa ülkesi bunu başarmış. Hani bunu bizim başarmamız çok zor şeyler değil. Çünkü elimizde çok iyi donelerimiz var. Bu sadece Paris örneği var mesela, günlük oteller 200 eurodan başlıyor. Ya sadece kahvaltı. Burada ben Barcelona'da mesela eylem yapıyorlar. Geçenlerde öyle bir yine bir haber çıktı. Turist gelmesin diye eylem yapıyor. Artık yani onlar yorulmuş turisti ağırlamaktan. Biz ne yapıyoruz? Biz gelsin. Bizim şöyle bir şansımız yok. Ülke olarak turizmi bizim öncelik hedefimiz yapmamız lazım. Birinci hedefimiz bence turizm olmalı. Elbette ki yeraltı kaynaklarımız, enerji sektörü, inşaat sektörü çok kıymetli. Bunlara hiçbir şey demiyorum. Ama doğal olarak Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden faydalanıp kendi ülkemizi pazarlama yeteneğimiz varken turizmi daha öncelikli, daha ilk hedeflerde sayıp bunu doğru pazarlama yöntemlerine götürmemiz lazım. Burada Turizm Bakanımız çok katılıyorum. Doğru bir tercih. Turizmin içerisinde yani herhalde ilktir turizmin içerisinde olan bir kişinin Turizm Bakanı olması. Şu anda turizm aktörleri çok aktif, inanılmaz çalışıyor. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanımız Firuz Bağlıkaya da bu anlamda çok ciddi, çok iyi çalışmalar yürütüyor. Biz topyekün otelciler, ajantacılar hep birlikte bu işin içerisine girdiğimizde bizim bu rakamları yakalama gibi şansımız yok. Yok yok Faruk Bey. Ya imkansız, hatta evet. Zor bile değil. Evet. Sadece elimizdeki biz değerini bilelim. Evet. Anlayalım, özümseyelim. Zarar vermeden tanıtabilelim onları. 2020'de %12'lik bir gelir beklentisi artışı var. Bununla beraber de şunu soracağım. Konaklama vergisi. Etkiler mi? Fiyatları muhakkak etkileyecek. Çünkü illaki bir turizmci bu fiyatları cebinden karşılamayacak ama eşit bir dağılım olacak mı? Ne derece fiyatlara yansıyacak? Tabii şöyle. Bu konaklama vergisiyle alakalı çok fazla böyle kulaktan kulağa bilgiler dolaşıyor. Konaklama vergisi dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir şey. Aslında biz şu anda yeni konuşuyoruz ama bazı şeyleri özümsemek lazım. Yavaş yavaş da hayata geçirmek gerekiyor. Konaklama vergisi yine bizim turizm alanında etkinliğimizi aslında bir anlamda arttıracak bir şey. Evet, bir ek bir yük getirecek. Fiyatlara bir yansıma muhakkak olacak. Bunun bir kısmı turizm paydaşları üstlenecek. Bir kısmı muhakkak seyahat eden misafirler üstlenecek. Bir noktada baktığımızda ortalama 18 lira gibi bir rakam konuşuluyor. 5 yıldız otelde gecelik kişi başı 18 lira bir vergi ödenecek. Bu 4 yıldız, 3 yıldıza indiği zaman rakamlar da iniyor. En son oran bazında düzenleme yapıldı. Evet, %2 gibi bir rakam konuldu. Buna göre de yasa çalışması yürütülüyor. Bu bizim oradan çıkacak bütçe tamamıyla yeniden turizme aslında kullanılacak bir kaynak. Dediğim gibi dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde bu uygulanıyor. Sadece belki bu uygulama, Türkiye'de uygulama noktasında biz biraz geneli
kapsadık. Türkiye tüm bölgeleri kapsıyoruz. Belki yoğun olan turistik bölgelerden başlanabilirdi. İşte bu Antalya, İstanbul, İzmir gibi gibi daha yoğun tercih edilen, turist potansiyelinin daha yoğun olduğu bölgelerde başlanabilirdi. Şu anda bu bir deneme süreci aslında. Yani süreci izleyip ona göre de bir karar vermek lazım, bir bakmak lazım. Ben bunun çok büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yani bizim turist potansiyelimiz, yerli yabancı turist potansiyelimizi çok etkilemeyecektir. Ama emin olun Türkiye'ye turizm tanıtma bütçesi anlamında çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Çünkü buradan ayrılan kaynaklar tamamıyla tanıtıma aktarılacak. Biliyorsunuz Türkiye Tanıtma Ajansı diye bir ajans kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı da Kültür ve Turizm Bakanımız. Buranın amacı tamamıyla ben bir seyahat acentesi sahibiyim aynı zamanda. Biz Ekim ayıyla beraber bir vergi ödemeye başladık. Oteller Ekim ayıyla birlikte bir vergi ödemeye başladı. Bir toplam cironuzdan bir pay veriyorsunuz. Burada alınan vergilerin tamamı Türkiye tanıtımına harcanıyor. Ben bunu sonuna kadar destekliyorum. Biz bu ülkeden para kazanan insanlar olarak elbette katkı sağlamamız gerekiyor. Çünkü bu ülke ne kadar iyi tanıtılırsa biz o kadar daha çok gelir modelimiz artacak. Bu yüzden çok problem olacağını zannetmiyorum. Döngü devam ediyor. Tabii, tabii. Para dışarı gitmediği müddetçe sıkıntı yok. Yeter ki biz geliri artırabilirim. Evet. Zaten ilk yıl %1 olacak, %2. Evet. Diyelim ki 500 liraysa günlük fiyat, %2 dersek 10 liralık bir bedel yansıyacak. Aynen. Öyle çok büyük bir miktar değil. 2020 hedefini %20 fazla geliri sağlayabilir miyiz? Şöyle. Hedefler doğrultusunda. Çünkü bakanın birçok hedefi var. Hı-hı. Mesela bunlardan her alanda kruvaziyer turizmi, gastronomi turizmi, aynı zamanda tarih turizmi derken birçok alana değindi ve yapılacak düzenlemeler de oldukça önemli. Biz bunu sağlarız. Çok rahatlıkla bu hedefleri tutturabilecek potansiyeldeyiz. Bence hedef koymak çok kıymetli bir şey zaten. Koyduğunuz hedefe ulaşmak için artık mücadele etmeniz gerekiyor. Aslında burada Bakan Bey'i ben çok takdir ediyorum. Bize de aslında bir yol gösteriyor. Ülke olarak bizim hedefimiz %20. Siz de turizm profesyonelleri olarak şikayet etme gibi bir şansınız yok. Daha çok çalışacaksınız. Mesainizi daha çok fazla harcayacaksınız. Daha çok fuarlara katılacaksınız. Ben yeni bir ay önce yapılan bir yurt dışı fuarında ben baktım Türkiye'de hizmet veren hem otelci hem acenteci arkadaşların çabalarına emin olun daha fazlaydı. Bunun sebebi bu hedefler. Bu hedefleri tutturmak çok zor şeyler değil tabii ki. Burada bizim şansımız şöyle, turizmden anlayan bir bakan var karşımızda. Doğru şeyleri konuşuyoruz. Aynı pencereden bakıyoruz. Eğer doğru kanallardan pazarlama yöntemlerini kullanabilirsek biz bu hedefleri çok rahatlıkla tutturabiliriz. Çünkü baktığımızda yine birinci sırada Rusya, ikinci sırada Almanya, İngiltere, İran gibi ülkeler, Bulgaristan, Türkiye'ye gelen en çok yoğun turist gönderen ülkeler. Avrupa'da şöyle bir sorun var. Seyahat alışkanlıkları çok böyle pamuk ipliğinde. Hemen çok olumsuz bir haber duyduklarında hemen vazgeçebiliyorlar. Evet, hemen vazgeçebiliyorlar. Avrupa'yı biz yeniden canlandırabilirsek, yeniden Türkiye turizmine yoğun bir katılım sağlamalarını sağlayabilirsek, onları daha güvenli bir ülke olduğumuza inandırabilirsek, bu rakamları karşılamama ihtimalimiz yok. Çünkü Ruslarla hakikaten müthiş bir turizm işbirliğimiz var. Ruslar Türkiye'yi çok seviyor. Onlar için olmazsa olmaz. Onlar biraz daha Avrupalılara göre daha rahatlar. Hı hı. Yani o haberlere çok kulak asmıyorlar. Bir de Türkiye artık şöyle geçmişe doğru baktığımızda çok sorun yaşayan bir ülke değiliz. Evet, etrafımızda belli problemler var ama kendi içimizde Türkiye içerisinde gayet güvenli, bence birçok Avrupa şehrinden daha güvenli bir ülke noktasındayız. O yüzden biz yurt dışındaki tanıtımlarımızı, fuar katılımlarımızı, orada birebir çalışmalarımızı daha fazla arttırmamız lazım. Özellikle Avrupa bazında söylüyorum. Biz bunu sağladığımızda bu hedefleri çok rahatlıkla tutturabiliriz. Fuarlar bu anlamda çok önemli değil mi? Tabii ki. Vizyon açısından ve vitrin açısından. Şöyle,
tüm dünya turizmi orada buluşuyor. Yani Türkiye'de diyoruz ki dünyadaki en önemli turizm oyuncularından bir tanesi. O arenada bizim olmamamız demek bizim kendimizi geri çekiyor olmamız anlamına gelir. Ben hep şunu savunuyorum. Nerede bir fuar varsa o fuarın en iyi yeri bizim olmalı. Olmalıyız değil mi? Evet. En iyi noktasında olmalıyız. Çünkü Türkiye bunu hak eden bir ülke. İstanbul, Antalya, Trabzon, Ankara. Yani biz bunları pazarladıkça dünyada zaten sürekli seyahat eden bir potansiyel var. Sana Faruk Bey tek tek fotoğrafları koy paylaşsak, Kusum Eleman Aslı'nın bir paylaşsak, evet. Antalya'nın koylarını tek tek paylaşsak, Ege'deki koyları tek tek paylaşsak o sanda yetmez ve oradaki fotoğraflar birçok ülkenin bir araya gelmesiyle ancak oluşturulabilecek bir potansiyele sahip. Aynen öyle. Yani biz elimizdeki doneler işte çok fazla elimizde done olunca belki biz de şaşırıyoruz bazen. Acaba hangisini pazarlasak, hangisini versek diye. Çünkü ciddi bir şekilde karşımızda çok büyük bir seyahat eden bir potansiyel var. Bunu biz doğru noktada kullandığımızda bize gelmeme ihtimalleri yok. Ama şu da var galiba değil mi? Mesela Uzak Doğu tarih turizmi. Ben onların denize girdiğini çok görmedim. Güneşi tabii, çok tabii. Sevmiyorlar. Mesela Ruslar Antalya'yı çok seviyor. Hı. İngilizler belli bir bölgeyi. Bir de böyle bir gittikleri yerler de var galiba. Çok çeşitlenmiyor. O yüzden kime nasıl hitap edeceğimiz de belli. Biz nokta atışı yapıyoruz aslında. Yani bizim hedef pazarlarımız var. Bahsettiğiniz gibi Uzak Doğu ülkeleri biraz daha tarih, kültür programlarını daha çok seviyorlar. İşte Rus misafirlerimiz daha çok deniz, kum, güneş üçlüsünü daha çok dikkate alıyorlar. Avrupalı turistlerin daha farklı tercihleri var. Ben bakıyorum Orta Doğulu turistler müthiş bir böyle doğa meraklısı. Karadeniz tarafına, Bolu tarafına, inanılmaz Sapanca tarafına müthiş bir ilgi gösteriyorlar. Termal turizme ilgi gösteren çok ciddi bir potansiyel var dünyada. Belli bir yaş üstü bir termal turizm potansiyeli var. Bunların baktığımızda Türkiye'de hepsi var. Yani biz aslında burada doğru pazarlamayı yapıyoruz. Yani biz elma isteyene armut vermiyoruz. Elma isteyene elma veriyoruz. Armut isteyene armut veriyoruz. Yani Antalya, Akdeniz çanağında diyelim, sadece Antalya değil, Akdeniz çanağında çok büyük bir profesyonel pazarlama çalışması var. Karadeniz bölgesine baktığımızda yine aynı şekilde Orta Doğu'da müthiş bir pazarlama potansiyeli var. Bizim büyükelçiliklerimiz bu anlamda biraz daha aktif rol alabilir. Evet. Biz aslında hem tüm acenteci arkadaşlarımız, ben burada hakikaten hepsine takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Biz birer kültür elçisiyiz. Gittiğimiz her yerde ülkemizi pazarlıyoruz. Yani bizim çok önemli bir misyonumuz var. Kendi bölgemizi, kendi şehrimizi, kendi ülkemizi en ücra noktaya kadar pazarlama durumumuz oluşuyor. Neden? Ticaret yapıyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Ama en önemli faydayı ülkemize sağlıyoruz. Hı hı. Oradan getirdiğimiz her turist bize çok büyük fayda sağlıyor. Yakın zamanda bizim derneğimizde yönetim kurulu olan bir arkadaşımız Afrika'da çok büyük bir çalışma yapmaya başladı. Ve inanın çok kısa süre içerisinde ya uçak uçak insan gelmeye başladı Afrika'dan. Çünkü Afrika'da çok büyük bir potansiyel. Yani hatta çok büyük bir uluslararası bir markanın bayi toplantısını getirdi. İstanbul'da yaptı. Ama bu nasıl oldu ama gidip yerinde dokundu insanlara. Kendi ülkesini pazarladı. Ankara'yı pazarladı, İstanbul'u pazarladı, Antalya'yı pazarladı. Oradaki acentaları davet etti, buraya getirdi, gezdirdi. Ama bir baktı, vermiş olduğu çalışmanın sonucunu çok hızlı bir şekilde aldı. Afrika'ya baktığınız zaman Afrika algısı bizde nasıl? Hani çok zor şartlarda olan ülkeler. Yoksunlar. Evet, kesinlikle sevinler. Orada da çok ciddi derecede Nijerya bölgesinde özellikle müthiş bir gezen, seyahat eden ve para harcayan bir kesim var. Yani biz bunları getirmeliyiz, bunları bulmalıyız. Bunları yapacak kişiler de bizim acentacılı arkadaşlarımız. Evet. Ve bunu da hakikaten biz çok iyi şekilde başarıyoruz. Sayın Elmalı, son birkaç dakikamız var. Travel Talks'u soracağım. Yakın zamanda gerçekleşti. Evet. Güzel bir toplantıydı, bir kez daha söylüyorum. Ankara Kent Konseyi Başkanı, sizin moderatörlüğünüzde Savaş Yolakoğlu, Skal Dernekleri Federasyonu Başkanı, Firuz Bağlıkaya TÜRSAP Başkanı ve yani sektör temsilcileri, önde gelen isimler ve anlatılan her şeyde oldukça samimi ve adım attıracak, bir yerleri taşıyacak söylemlerdi. Etkilerini görüyor musunuz? İki, Ankara ve turizmin geliştirilmesi paneli var. Biraz da bundan bahsedelim.
Şöyle, bana kapatalım. Biz siz de geldiğiniz programdaydınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O yüzden söylemleri yakından bildiğim için bunu çok rahatlıkla hakimsiniz. Söyleyebiliyorum. Çok hakimsiniz konuya. Biz bu etkinliği düzenlerken ilk başta tabii turizm profesyonellerini bir araya getirelim diye yola çıktık. İşin sonunda baktık ki çok bambaşka bir iş yapmışız biz. Müthiş bir karşılığı oluşmaya başladı. Öyle mi? Evet evet. Aa, yani çok güzel. Çok kısa zamanda. Evet evet. Yani biz bile şaşırdık açıkçası. Çünkü Travel Talks turizm söyleşileri aslında hep bunu söylüyoruz. Bir şeyler konuştukça gelişiyor ve güzelleşiyor. Biz orada turizm konuştuk. Ankara'da yapılmış, bu tarz yapılmış ilk etkinlikti. Hı hı. Ben Turizmciler Derneği hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hem üye arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok fedakar bir çalışma içerisine girdiler. Özellikle Ankara özelinde ama Türkiye'den birçok katılımcı olan arkadaşımız vardı. Otelci, acentacı, hava yolları, birçok noktadan gelen misafirlerimiz vardı. Yaptığımız etkinlik sonrasında bir sonuç kitapçığı çıkarttık. Ankara'nın eksiklerini, Türkiye'nin eksiklerini, neler yapılması gerektiğini ve biz bunu dört parçaya böldük. Bu programı bundan sonra Kasım ayında yaptık. Şubat ayında yapacağız. 2020 Şubat'ta bu Travel Talks kış etkinliği olacak. Yine çok müthiş bir etkinlik yapıyoruz. İnşallah sizleri de yine bekliyoruz. Turizmle ilgilenen herkesin çok ilgi duyacağı ve karşılık bulacağı bir etkinlik. Orada da bir vizyon yaratmaya çalışıyoruz. Gelen katılımcılar, konuşmacılar çok iyiydi. Çok samimi paylaşımlar oldu. TÜRSAP Başkanımız Firuz Bağlıkaya, SKAL Federasyonu Başkanımız Savaş Bey, Ace of Mice'in kurucusu Volkan Bey. Bu isimlerin olması, Kent Konseyi Başkanımız ve ATO Başkan Vekilimiz Halil İbrahim Yılmaz, Aşçılar Federasyonu Başkanımızla gastronomiyi konuştuk Zeki Bey'le. Onunla çok güzel bir proje yürütüyoruz. Şubat'ta onu da uygulamaya koyacağız. Türkiye'nin tadları diye bir etkinlik yapıyoruz yine işin içerisinde. Çünkü turizm dediğimiz şey aslında her şey. En sonunda Ankara Reklamcılar Derneği Başkanımız Boray Bey vardı. Marka. Bunların hepsi birer marka aslında. Biz bir ürünü nasıl markalaştıracağımızı konuştuk orada. Nasıl pazarlayacağımızı, nasıl değerli hale getireceğimizi. Müthiş bir katılım vardı. 300'ün üzerinde turizm profesyonelini bir araya getirdik. Burada gelen katılımcılar, konuşmacılar çok samimi paylaşımlarda bulundular. Biz en son oturup baktığımızda filmin sonunda şunu gördük. Biz bu konuşmaları daha fazla yapmalıyız. Daha fazla insanları bir araya getirmeliyiz. Ve bir yol haritası çıkartıp bunları uygulamaya geçirmeliyiz. Çünkü sadece konuşmakla da olmuyor. Bazı şeyleri uygulamaya da geçirmemiz lazım. İşte az önce bahsettiğimiz öğrencileri getirdiğimiz gibi. Biz bunları evet planladık, konuştuk. Ama öğrencileri getirmeye başladıkça onlardaki enerjiyi gördükçe biz daha çok çalışmaya başladık. Hı hı. Turizm böyle bir şey aslında. Biz bu konuşmaları, paylaşımları arttırdıkça, geliştirdikçe çok daha fazla potansiyelle karşı karşıya kalacağız. Çünkü Ankara bizim ülkemizin başkenti. Memleketimiz olmasa bile de ayrıca bir kıymetli. Bunların hepsini doğru bir şekilde bir araya getirdiğimizde turizm çünkü çok birleştirici bir kavram. Turizmin siyaseti yok, dini yok, dili yok, ırkı yok. Yani herkes bizim hedef alanımızda ve misafirimiz. Yerli yabancı misafirin birbirinden hiçbir ayrımı yok. Herkes bizim için çok kıymetli. Bunların tamamını aynı noktada topladığımızda karşılığı çok büyük bir değer olarak bize yansıyor. Bunun sadece ticari olarak da bakmamak lazım. Biz bu etkinliklere bir ülke meselesi olarak bakıyoruz. Bu konuşmalar çünkü sadece turizme değil, bizim ülkemize çok büyük katkılar sağlıyor. Bu yüzden herkesin bu katkısı çok kıymetli. Sizin orada oluyor olmanız da bizim için ayrıca büyük bir keyifti. O zaman Faruk Bey, çok kolay gelsin diyelim size. Atacağınız adımlar elbette önemli, alacağınız kararlar söylemde kalmadan eyleme geçmek de oldukça önemli tabii ki. Söylem biraz daha medyanın işi, bizim işimiz. Eylem de sizin işiniz tabii ki. Karar vericiler, yerel yönetimler bu konuda çok önemli. Güzel işler olacak gibi bakalım. Hedefler önemli. Kültür Bakanı'nın hedefleri ve bu hedefleri yakalamak, bilincinde olmak da aynı zamanda çok önemli. Görüşmek üzere tekrar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler,
Turizmciler Derneği Başkanı Faruk Elmalı stüdyomuzdaydı. Kendisiyle birlikte Ankara ve Türkiye'nin potansiyelini konuştuk. Velhasıl çok kısaca şunu söyleyebiliriz ki, Türkiye'nin turizm değeri çok yüksek ve birçok ülkeden daha iyi yerde olması gerekiyor turizm konusunda, gastronomi konusunda. Çünkü yüzyıllardan beri bu topraklara iz bırakmış birçok millet var ve hepsinin bu topraklara attıkları imzalar var yemek anlamında, yapı anlamında ya da diğer eserler anlamında, alışkanlıklar anlamında, yaşam tarzı anlamında ve yani pazarlayacak çok şey var. Yeter ki önce biz farkına varalım, sonra bunları gerektiği gibi anlatabilirim. Abartmaya gerek yok. Olanı sunsak yeterli zaten. Devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız var. Konumuzu uğurluyoruz ve paylaşacağımız haberler var. Onlara bakacağız.